sevgili izleyiciler, sizler için siyasetin nabzını soruyorum programını da tutmaya devam ediyoruz. Az önce de anons ettiğim üzere stüdyolarımızda kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. İyi Parti Yakutiye Belediye Başkan adayı Sayın Alper Eminoğlu stüdyo konuğumuz. Zaman kaybetmeden kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Çok Eminoğlu. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Tüm evet. izleyicilerimizi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, siz aslında siyasete uzak bir isim değilsiniz. Siyasetin içinden gelen bir isimsiniz. Bizler evet. de sizi bu noktada yakından tanıyoruz ama izleyicilerimizin biraz daha yakından tanıması adına ilk kez çıkarıyoruz sizi Yağız TV ekranlarına. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Alper Eminoğlu efendim? Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Evet, belki defaatle bunları anlatma imkanını bulduk ama çok özet olarak söyleyeceksem. Ben doğma büyüme Erzurumluyum ve birkaç görev nedeniyle şehir dışında bulunmama rağmen ömrümün çoğunu bu şehirde geçirmiş. Bir dönemler öğretmenlik yapmış. 11 sene bu şehirde Şair Nefi Ortaokulu'nda ve 23 Temmuz Akşam Ortaokulu'nda öğretmenlik yapmış bir kardeşinizim. 87'de diş hekimliğini bitirerek 87 yılından itibaren de bu şehirde hem kamu kuruluşlarında hem de kendi polikliniğimde diş hekimi olarak görev yaptım. Tabii bu aralarda sivil toplum örgütleri içerisinde yer aldım. Bizim ERBAK dediğimiz Erzurum Kalkınma Vakfı'nın hem yönetiminde hem mütevellisinde bulundum. Aynı zamanda 27 seneye yakın bir diş hekimleri odası başkanlığım var idi ki bu görev nedeniyle onu da bıraktım. Bu yüzden de aktif olarak hem ticaretin içindeyim hem de sivil hayatın içinde hem de STK'lar içinde birisi olarak görev yaptım. Sizin öğretmenlik geçmişiniz de var yanlış hatırlamıyorsam. Evet, işte 76 Van'da başlamıştım. 87'ye kadar öğretmenlik yaptım. 79'da asker dönüşü Şair Nefi'ye geldim. Ve Şair Nefi Ortaokulu'nda öğretmenliğimi yaparken aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi'nde okudum. Bu arada son 2 yılımı da Akşam Ortaokulu'na görev yaparak iki okulu bir arada götürdük ve böylece bitirdik. Bunun yanı sıra tabii geçmişte ben bu Erzurum'da şehirde amatör spor kulüplerinde de yöneticilik yapmış bir kardeşinizim. Yani bunlara mesela bizim o gençlik yıllarımızda, delikanlılık çağlarımızda Doğu Spor vardı. Yol Spor vardı, 12 Mart vardı, dağcılık vardı, kombina spor vardı ve o tatlı rekabetin yaşandığı, o güzel bir sportif aktivitelerin olduğu dönemde biz Doğu Spor'da yöneticilik yapmıştık. Oralardan da bu Erzurum'un spora olan katkılarını izlemeye ve ona destek vermeye çalışmıştık. Ama inşallah bundan sonraki yaşantımızda da nasip olursa yine bu tür faaliyetlerde bulunmayı arzuluyorum. Evet. Efendim siz Milliyetçi Hareket Partisi kimliğiyle de tanınan bir isimsiniz evet. şehirde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptınız. Şimdi İYİ Parti saflarında evet. siyaset yapıyorsunuz. Bu geçişle ilgili de bir iki cümle etmek ister misiniz efendim? Elbette. Bundan önce bir şey daha burada ifade Buyurun. Etmek istiyorum. Kendimle ilgili olarak en azından izleyiciler hem öğretmen hem de bir diş hekim olarak belediyecilik nereden aklanır? Gerçi bir belediyeciliğin okulu yok. Belediyecilik tamamen kişisel yönetim tarz biçimidir. Ama benim bir 71 yılında İstanbul Esenler Belediyesi'nde çalışmışlığım vardı. Liseyi bitirdiğim dönemlerde. Orada Esenler Belediyesi'nde ki Hınıslı Nadir Bayır vardı Allah rahmet eylesin. Onun döneminde orada çalıştık. Sonra eğitimi kazanıp geldiğimde 74-76 yıllar arasında eğitimi bitirinceye kadar Orhan Şerifsoy döneminde yine Erzurum Belediyesi'nde çalışmalarımı sürdürdüm. Yani orada Erzurum'un efsane belediye başkanı. Evet, evet. Ben yıllarca unutamadığım ve hep örnek aldığım Hala şahsiyettir. Hala bugün kimdir unutamadığınız belediye başkanı diye şehre sorsalar Orhan Şerifsoy ismi çıkıyor. Ki siyaseten de Erzurum'un hiç kabul etmediği bir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş ama insan oğlu insandı, adam oğlu adamdı. Bu çok takdir edilen. O dönemler Halk Partisi gerçekten Halk Partisi'ydi. Yani evet o dönemlerde de öyleydi. Ve şimdi sizin deminki sorunuza ilaveten 2004-2009 yılında ben 99 yılında resmi devlet kurumlarındaki görevimi bitirip emekli oldum. 2002 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yönetimine getirildim.
İl yönetiminde 2 sene çalıştıktan sonra 2004 seçimlerinde Palandöken Belediyesi'nden meclis üyesi adayı oldum. Ve seçimler sonucunda şu andaki adayımız Mahmut Uykusuz Beyefendi kaybetti. Ahmet Küçükler dönemi başlamıştı. O dönemde biz muhalefet meclis üyesi olarak da oraya girdik ve Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olmuştuk. Tabii 5 sene bu görevi alnımızın akıyla yaptığıma inanıyorum. Çünkü bugüne kadar bize dönmüş ve yansımış, hiçbir olumsuzluk görmedik. Bu yüzden de bu şekilde bir belediyecilik geçmişimiz vardı. Tabii siyaset bir araçtır. Ve ama bizimki gibi bir Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü camiadan gelen bir insan için ülkücülükte bir mirengi noktası diyeyim, uhde diyeyim ve yapmak istediklerinizin bütünü diyeyim. Ben halen daha o ülkücülüğümü ve milliyetçiliğimi içinde taşıyan, sürdüren ve her yerde san. Ama partiler arasındaki diyalog farklılıklarından veya yönetim farklılıklarından kaynaklanan ve bizim bir takım beğenmediğimiz sonuçlar getiren çalışmalar bizim bir başka partiye gitmemiz. Hatta ben 2010 yılından beri siyasetten uzak kalmıştım. Artık bizim gibi, olduğu gibi söyleyen ve doğruları anlatmaya çalışan bir insanın olmadığı hissine kapıldım. Bu benim şahsi görüşümdür. Bunu birileri doğru veya yanlış kabul edebilir. Ama ne zamana kadar? Seçimlere bir hafta kalıncaya kadar şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uykuz'un direkt seni orada görmek istiyorum diyen davetine kadardı. Tabii onun o daveti yapması sonucunda Erzurum bizim. Ben çok seviyorum ve bu yaşıma geldim, gitmek istemedim. Erzurum'a bir vefa borcum var. Çünkü ben burada geçimimi sağladım. Okullarımı burada okudum. Evliliğimi burada yaptım. Çocuklarımı bu şehirde büyüttüm. İnanın ki Erzurum bana çok şey verdi. Ve size samimiyetle söylüyorum ki ben şunu gözlemledim. Şu saha çalışmalarında 25 günlük ben zaten gönüllerin başkanı olmuşum. Evet. İnanın ki çok olumludur. Bu yüzden Mahmut Bey'in o çağrısına evet diyerek buradan İYİ Parti'ye geçmiş olduk. Onun için siyasi düşüncemde, içimdeki yapıda hiçbir değişiklik olmadan sadece bir sonuca giden yolda araç değiştirmiş olduk. Şöyle de örnekleyebiliriz. Siz siyasetin içinde olan bir isimsiniz. Mesela bir dönem Anavatan Partisi'nin içindeki milliyetçi kanat denirdi. Ya da Doğru Yol Partisi'nin içerisindeki milliyetçi kanat denirdi. Tabii milliyetçilik hiçbir partiye tek elinde değil. Siz de benim o ülkücü duruşum hala devam ediyor. Sadece hizmet anlamında parti değişikliği yaptık. Ki İYİ Parti'nin de zaten temeli ve tabanı. MHP'den doğmuş bir parti. Yani Milliyetçi onun için farklı bir şey değil. Bir parti. Geçeceğim projelerinize, nasıl bir Yakutiye hayal ettiğinize, sahadaki çalışmalarınıza ama az önce sizden önce de Cumhuriyet Halk Partisi Yakutiye adayı stüdyo konuğumuzdu. Evet. Bir seçime giriyoruz. Yerel seçim, işte projelerin yarışması gereken bir seçim, adayların kendini anlatması gereken bir seçim ama belki de lider odaklı bir genel seçim havası esiyor. İşte bir tarafta beka meselesinden söz ediliyor. Mesela Erzurum özelinde bir ittifak olmamasına rağmen, yani evet bir ittifak var, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasında bir ittifak var. Ama karşı tarafta bir ittifak yok. İYİ Parti kendi adaylarıyla seçime gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarıyla, HDP kendi adaylarıyla seçime gidiyor. Ama bu yakıştırma hep yapılıyor. Gizli ittifak yapılıyor deniliyor. İşte meclis üyelikleri noktasında birçok yerde CHP'nin meclis üyesi yok, HDP'nin meclis üyesi yok, İYİ Parti'den listeye giriyorlar deniliyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Hem bu genel seçim havasını hem de bu ittifak söylemlerini. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu bizim içimizde de, benim içimde de özellikle bir uhde olmuştur. Gerçekten hayatım boyunca hep birleştirici olmaya çalışmışımdır. Öğrencilerim arasında bile farklılık oluşturmamaya çalışmışımdır. Hekimliğim döneminde de hastalarım arasında da farklılık oluşturmamaya çalışmışım. İnsanlar arasında ocu bucu diye ayrıştırmaların yapılmasına da karşı çıkmış bir insanımdır. Siyaset demokrasinin bir özüdür. Demokraside partiler olacaktır. Her parti yasal kurulmuş, yasal zeminde oturmuş bütün partilerin bu Türkiye'de siyaset yapma ve kendini ifade etme özgürlüğü vardır. Ancak bir takım problemlere bulaşmış,
örgütlere karışmış, yasal ellerinde deliller varsa zaten bunu yasal yollarla kapatırsınız, gidersiniz. Bütün ya, demokratik anlamda açılmış ve şu anda yasal olarak çalışan bütün siyasi partilerin seçime girme hakları olduğu gibi birbirleriyle de temas etme hakları olduğuna inanırım. Fikir yarıştırma haklarının olduğuna da inanan bir insanım. Ben bu anlamda şu gün Türkiye'de gelinen noktada ben partilerin tabanlarındaki yani yerel yönetici olarak seçilen insanların sizin ifade ettiğiniz gibi projeleri ve kendilerini anlatması, kendi bakış açılarını anlatmasını çok arzu ederdim. Bu gerçekten ne biz buraya Cumhurbaşkanı seçiyoruz, ne bir milletvekili seçiyoruz, ne de genel müdür vesaire başka. Yani siyasi partilerin üst yönetimlerini ilgilendiren bir yapı oluşturmaya çalışmıyoruz. Biz burada kendi siyasi ideallerine doğrultusunda o şehri nasıl yönetebilecek olan yöneticileri seçmeye çalışıyoruz. Keşke bu tür bir söylem olmasaydı. Keşke bu tür ayrımcılığa gitmeseydik. Hem diğer partiler için hem de bizim için. Ama ben sahalarda hep şunu söylüyorum. Hatta bazı provokasyonlara da uğradık biz burada. Ben şunu ifade ettim. Dedim ki ben bu provokasyonlara sebebiyet vermemek için bazı şeyleri yapmayacağım. Kimsenin aleyhinde konuşmayacağım. Hı hı. Ve biz demokrasiye inanmışsa ben hep diyorum bunu. Cumhurbaşkanı seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Benim sevip sevmemem önemli değil. Eğer ben devletimi seviyorsam bu seçilmiş cumhurbaşkanı da bir dahaki seçimine kadar benim cumhurbaşkanım olarak kabul ediyorum. Hı hı. Seçilmiş milletvekilleri de yine bizim başımızın tacı. Ve ister CHP'den olsun, ister HDP'den olsun, ister AKP'den olsun, AK Parti'den olsun, ister İYİ Parti. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisini temsil eden vekiller değil midir? O halde birini öbürüne yey tutmak, birini öbüründen üstün tutmak ancak yasal sıkıntıları varsa zaten bu da devletin işidir. İşte tabanda bu birlikteliği sağlayabilseydik ve tabana bu ondandır, bu bundandır, bu teröristtir, bu PKK'lıdır yakıştırmasını yapmasaydık inanın bu insanlar çok daha güzel olur. Sinan Bey, şuna çok özellikle vurgu yapıyorum. Yani bu bana projelerden çok daha önemli. Ben bütün konuşmalarımda, toplantılarımda hep vatandaşlarıma şunu diyorum. Ne olur? Ben burada İYİ Parti'nin veya şeyinin propagandasını AK Parti'nin de anti propagandasını yapmaya gelmedim. Ben sadece tebliğciyim. Neyim? Kendimin ve yapmak istediklerimi. Bugün 31 Mart'ta seçim bitecek. Yüz yüze bakacağız. Siz yarın nerede kalacaksınız? Aynı yerde, aynı mekanda, aynı camide, aynı secdeye baş koyacaksınız. Aynı düğünde halay çekeceksiniz. Allah gecinden versin ama ölülerimiz olacak. Tabutun altına hep birlikte gireceğiz. Ne olur birbirimizi bu kadar eleştirmeyelim o anlamda. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, yapmak istediklerimiz anlamda eleştirin. Hiç sıkıntı yok. Ama siyaseten sen PKK'lısın, sen falansın, sen filansın. Yani bu benim hiç tasvip etmediğim ve mizacıma hiç uygun olmayan ama bazen şunu çok üzülüyorum. Demin ifade ettiğiniz Milliyetçi Hareket Partisi. Peki 2004-2009 yılında orada meclis üyesiyken PKK sorunu yoktu. PKK'lı terörist değildim. Bugün Alper Eminoğlu olarak ne değişti ki ben PKK'lı ve terörist oldum? Haşa, bizim alnımız açık. Alnımız da açık. Ama ben sadece benim açımdan demiyorum. İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın tümünü kucaklamalıyız. Hizmette sınır tanımamalıyız. O yüzden de birbirlerine düşmesine fırsat verecek söylemlerden kaçınmalıyız diye düşünüyorum. Keşke sizin dediğiniz gibi yapacaklarımızla, anlatmak istediklerimizle, yapmak istediklerimizle huzurlu olsaydık. Ama zaman zaman bunu yapamıyoruz. Evet. Yani birleşmeye en çok ihtiyacımız olan bir dönem aslında evet. Baktığınız zaman. Evet, Türkiye'nin bir beka sorunu var mı yok mu bu kısmı tartışılır. Ancak kutuplaştırarak insanları hiçbir yere varmanız mümkün değil. Değil. Eğer bir beka sorunu da varsa yine birleştirici olarak o beka sorununu da atlatmak gerekiyor. O konuda bakın bir ilave yapacağım. Buyurun. Böyle köyde bir toplantıda dedi ki peki dedi siz PKK'lı değilseniz dedi bu yarın seçildiğinizde sizin uzantılarınız dirsek tabasında olduklarınız bu ülkeye karşı bir harekette bulunurlarsa dedim ki zaten ben belediye başkanı seçilirsem rozetim olmayacak. Ona rağmen ceketimi de çıkaracağım senden önce onun karşısında ben dikileceğim. Eğer öyle bir beka problemini yaşayacaksam yine senden önce ben koşacağım.
O anlamda bizim yani BK problem elbette dışarıda bize katkılar olacak, destekler olmayacak. Biz elbette ki bir takım sıkıntılar koymak isteyecekler. Ama onun karşısında hep beraber el birliğiyle yine duracağız. Durduk ve duracağız. Evet. Efendim sağdan geliyorsunuz. Sürekli sağdasınız. Takip ediyoruz. Yakutiye bölgesindeyiz. Bir bakıyoruz sanayi bölgesindesiniz. Evet. Bir bakıyoruz Şükrüpaşa'dasınız. Esnaf gezileri yapıyorsunuz. Merak ettiğim şey şu, tecrübeli de bir siyasetçi olarak. Ne tür geri dönüşler alıyorsunuz vatandaştan? Vatandaş belediye başkan adayı Alper Eminoğlu'ndan ne talep ediyor? Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten tabii bizim bazen zaman zaman serzenişte bulunuyoruz işte televizyonlarda görüntülerimiz yok, evlerin içine kadar bu şekilde matbuatta, yazılı basında çok böyle etkili bir ifadelerimiz yer almadığı için görüşlerimizi anlatamıyoruz. Ama ben karayollarından sanayinin alt başına kadar, ben diyeyim 5.000 siz diyeyim 10.000 dükkan gezdim ve boş bıraktım. Eğer varsa hepsinden özür diliyorum. Atladığım varsa, gözümden kaçmış varsa ancak bu şekilde sıkmadığım esnaf eli kalmadı. Hı hı. Ve demin dedim ya, ben bu gönüllerde başkanlığı olmuşsam ben artık başkanlığı da istemiyorum. Niye? Gerçekten bir olumsuz tepki almadım. Bu şehirde AK Parti içerisinde yöneticilik yapan dostlarımdan dahi olumlu tepki aldım. Açık da söylediler. Alper abi, sana oyumuzu vermiyoruz. Bizim partimiz belli. Ama senin şahsiyetine biz saygı duyuyoruz. Buyur otur kafemizi iç. Onun için bu kadar olumlu tepkiler aldığım için ben onu diyorum. Bakın bizim AK Partilimiz, İYİ Partilimiz, CHP'limiz. İnanın vallahi hep kardeş burada. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partilimiz. Hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Ben şu sahada benim gördüğüm bu olumlu yansıma, olumlu tepki İnanın beni çok umutlandırdı ve çok mutlandırdı. Elbette problemlerimiz var mı? Var. Sıkıntılarımız var mı? Var. İnsanların dertleri var mı? Var. Bayanların sıkıntıları var mı? Var. Çocuklarımızın var mı? Var. Gençlerimizin var mı? Bunlara girmeye başladığımız zaman en çok bana burada yansıtılan şey şu anda Türkiye'yi de sarmış olan ekonomik krizdir. Benim Erzurumlu esnafım hangisine gittiysem ben bir aydır, altı aydır, üç aydır diyenler artık şeyine göre, iş durumuna göre siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz diyorlar arkadaşlarımız. Ya Allah Allah, niye burada? Özellikle de Yakutiye bölgesinde ben altı tane pazar yeri gezdim. Pazar yapılan yerlere gezdim. Özellikle hani bayanlara ulaşabilmek, çünkü pazarları bayanlar dolduruyor. Orada kendimizi ifade edebiliriz, kendimizi anlatabiliriz diye gittiğimde. İnanır mısın? Ben ağlamaklı döndüm. Kavak Mahallesi'ndeki pazarda esnaflarla, pazarcılarla tanıştık. Her yerde karşılaştığımız için. Başkanım dediler, aha biz kuruyoruz da kimse gelmiyor. Bir baktım oturma alanı, oturan kimse yok. Ne olmuş ya, kamulaştırmayla ya da başka şekilde boşaltılmış, insanlar oradan uzaklaştırmış. Benim gençliğimde Kavak Mahallesi cıvıl cıvıl bir mahalleydi. Şükrüpaşa'da pazar yerine gittim en alt tarafta. Orada çok özür dileyerek, bizi izleyenlerden de özür diliyorum. Ben Kurban Bayramı'nda orada hayvanların bağlandığı bir yer yapılmıştı. Şimdi onları çıkartmışlar. Bizim pazar esnafını oraya koymuşlar. Üstü tahtalarla kapatılmış. Aralarda hava sirkülasyonu olduğu ve o kadar soğuk bir ortamda yine orada da insanlar yok. Pazar yerleri biraz daha yerleşim alanının dışına itildiği için de yine orada da hiç kimse yoktu. Uzatmayacağım. Altı taneden birazcık yer gördüğüm yer, insan, bayan gördüğüm şey Saraybosna'daki pazar yerleriydi. Ki aynı esnaf orada da bizim eski işlerimiz yoktu. Bütün hepsi işsizlikten ve olan bayanlar da pahalılıktan şikayetçiydi. İşsizlik kuşkusuz buna paralel gençler arasında bir işsizlik problemi var. İnanır mısınız kahvehanelerde ben bir eğitimci olarak ve bir sağlıkçı olarak ben inan bu kadar kahveye giden bir insan değilim. Çok girdim ve sigara yasağına rağmen ki bir ülkemizde kamu ve toplu alanlarda sigara yasağımız vardır. Buna rağmen içilmeyen yer görmedim. Çok nadir. Ve kimleri?
17, 18, 25 arası gençleri hep orada ya internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı içerisinde kulaklıklarını içeri selam verip giriyorsunuz da hiç kimse farkında değil. Ellerinde sigaralar, önlerinde çaylar. Yani bu kadar işsizin olduğu bir şehirde yaşadığımdan utanç duydum. Ben buradan birilerini eleştirmek, bir realiteyi ortaya koymaya çalışıyorum. Gerçekten. Nereye gittiysek gençler bize işledi. Söz ver, dedim ki ben hayatta söz veremem ki. Belediyenin bir kapasitesi var. Zaten doldurulmuş, şu anda dolu. Ben onları çıkarıp sizi mi alayım? Allah'ım bir sürü de orada işsiz. Onun için biz belediyelerde kimseyi çıkartmak gibi bir düşünceye sahip değiliz ama bu insanlarımıza iş imkanı oluşturmak zorundayız. Ki Mahmut Başkan'ın da her zaman söylediği, Büyükşehir Başkan'ın da söylediği ve benim de tespitim. Bizim 2004 yılındaki nüfusumuz 980 bindi. Yıllık nüfus artış ortalamasını da üzerine koyarsanız bugün 1,5 milyonluk bir şehir olmamız gereken şu andaki rakam 767 bin. Evet. Ne demektir bu? Ciddi bir göç. Göç vardır ve niye? Siz çok sevdiğiniz Erzurum'da işiniz olmazsa, gücünüz olmazsa ne yaparsınız? Ama varsa imkanınız oturur, onun başını bekler. Yine oradaki işinize devam eder, eşinizle, dostunuzla beraber olursunuz. Sonuçta kamulaştırmadan kaynaklanan bir sürü sıkıntılar var. Evet, tam da o noktada kentsel dönüşümden biraz bahsedelim istiyorum. Yakutiye bölgesinin belki de en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşümdü. Büyük ölçüde de kentsel dönüşüm noktasında adımlar atıldı belki kalenin evet. etrafı, üç gümbetlerin etrafı gibi. Ama kentsel dönüşümü yaparken de sanki biraz o mahalle kültürünü de ortadan kaldırıyormuşuz gibime geliyor. Oradaki insana belli bir miktar para veriyoruz, git başının çaresine bak diyoruz, biz burada yeni binalar yapacağız diyoruz. Hem o mahalleyi dağıtmış oluyoruz, yani 40 yıldır insanlar belki o mahallede paylaşımları olmuş. Hem de göğe doğru binalar yükseltip hem şehrin silüetine zarar veriyoruz, hem de o komşuluk bağlarını, mahalle kültürü ilişkisini ortadan kaldırıyoruz. Bu bölgede işte Dağ Mahallesi, Şehitler, Sanayi Bölgesi, belki Şükrü Paşa'nın bir kısmı yine kentsel dönüşüm görmek zorunda. Yani binalara baktığınızda bakımsız binalar. Sizin kentsel dönüşüm anlayışınız nedir? Nasıl bakarsınız meseleye? Buyurun efendim. Elbette. Birazcık Erzurum tarihinden bahsetmek isterim izniniz olursa. Buyurun. Bura Yakutiye şu anda çekirdek Erzurum'dur. Temel Erzurum'dur. Sur asıl Erzurum'dur. Bölge, evet. Evet, asıl Erzurum'dur. Diğerleri uydu olarak sonradan yapılmış yerleşim alanlarıdır. Bu yüzden Erzurum, Yakutiye daha önceki yıllarda, yüzyıllar öncesinde bin yıllık bir tarihe geçmişe sahip olan Selçuklulardan Osmanlı'ya ve bugüne bize kadar gelmiş, cumhuriyeti yaşamış. Zaman zaman harap olmuş savaşlar sonucunda, bitap düşmüş ama kendi başına tekrar ayağa kalkmış, şahlanmış, bir yerlere kadar gelmiş. Sonra bir takım sıkıntılar yaşamış ve böylece ızdıraplarla, elemlerle doğmuş, büyümüş ama hiçbir zaman vakarını kaybetmemiş şehirler arasında ve onların başında gelen bir şehirdir. Bu yüzden yerleşim alanları da tabi eskiden kalma yerlerimizde, çarpık şehirleşmelerimizde, kentleşmemizde bu Erzurum'un ve ömrünü de tamamlamış binalarla şu anda Yakutiye en çok sıkıntılı olan alanlardan birisidir. Sadece bizim Erzurum'da benim hatırladığım genel anlamda 100 küsür tane mahalle vardı. Siz mahalle kültürleriniz. Bir kere öncelikle bu hafızamızı yok ettiler bizim. Bugün Yakutiye bölgesi 8 mahalleye indirgenmiş. 200 bin nüfuslu mahalle 8'e indirdiğin zaman yaklaşık 40-50 bin. Ne olur yanlış söylemeyeyim yok. 25 bin. 25 bin. Bir mahalle 25 bin. 25 bin kişinin oluşturduğu bir mahalleye bir muhtar verdiğinizde o muhtar bile o mahallesinde yaşayanların ne sosyal hayatını, ne ekonomik hayatını, ne çalışma hayatını, ne varlığını bilmiyor, bilemezdi. Bir kere yani Gez Mahallesi gitti, Mumcu Mahallesi gitti, efendime söyleyeyim, işte Rabiana oldu, gerçi onu komple verdi ama bir gavur bulan, bir çirçirim, bir yoncağı, yani Dere Mahalle, o bizim hafızalarımızda bizi bağlayan kültürümüz kayboldu. O kültürle beraber yapılaşma ve imarlaşma gene de dikey boyutta yapılmaya başladı. Ki Erzurum
bizim uzmanlardan aldığımız ve söylenen deprem kuşağı üzerinde olan bir alan. Bazen ben meclis üyesi olduğum dönemlerde de yapmayın. Dikey ki bu yeni değil, 2004'te söylediğim bir rakam, 2005'lerde söylediğim şeyler, yapmayın. Havaya doğru gitmeyin. Erzurum bir Trabzon değil. Alanı olmayan, arsası olmayan bir şehir değil. Alanlarımız var. Yerleşmeye açılabilecek yerlerimiz var. Lütfen oraları açalım. Bana şunu dediler. Ya Allah'ın gökünü mü esirgiyorsun? Ben Allah'ın gökünü esirgemiyorum. Ama işte göğü esirgemediğiniz zaman kalenin buradan çifte minareli medreseye baktığınızda arkasında saçma sapan bir görüntü görüyorsunuz. Görüntü görüyorsunuz. Ve artı rant anlamında belki doğru, yani sizin açınızdan, ama insanların gelecekteki yaşayacağı riskler anlamında çok sıkıntılı. Ben Mumcu Mahalle'nin çocuğuyum, büyümüş, gelişmişim. İnanır mısınız, orada öyle binalar yapıldı ki bir binada 300 hanenin olduğu bir buzdağı diyorum ben ona. Şimdi siz o 300 haneli bir binada, aralarında havalandırması boşluğu olmayan bir binada, Allah uzak etsin, Allah verip göstermesin, bir yangın, bir deprem, insanlar nasıl çıkacak buradan? Nasıl tahliye edilecekler buradan? Bizim Erzurum'u, siz gençsiniz bizden, ben o Mumcu Mahallesi'nin sokaklarında birer ikişer katlı evler, karşıda komşularımızın, birbirimizle gidip geldiğimiz, ha dediğin zaman koşup kaçacağınız, birbirinize rahatsız olduğunuzda koşup yardım edeceğiniz, ama şimdi o dikey boyuttaki apartmanlarda birbirimize hizmeti bir tarafa bırak, halk hatır sormuyoruz, birbirimizi tanımıyoruz. Bu ne kadar birbirimizden uzaklaşmak. İşte ben bu şehirde, inanır mısınız, işte hem hekimliğim hem öğretmenliğimin getirdiği şeyle, bir kere Şehrül Emin dediğiniz insan, emin insandır. Emniyet edinen insandır. İnsanlara şu güvenliği ve emniyeti sağlayarak sizin onların daha güzel yaşayabileceği, can güvenliğinin olmayacağı bir şehir yapmak istiyorum. O anlamda dikey binalaşmadansa yatay binalaşma. Ki mesela onunla ilgili üç kümbetlerin etrafında açılmış, şimdi hakkını teslim etmek gerekir, kamulaştırması bitmiş, Ali Korkut Beyefendi'nin de orada yaptığı projeler de gördüm ben. Ama bu projeler hayata geçirilmedi. Geçirilmesine sebebini Büyükşehir Belediyesi ile olan bir tartışması veya işte karşılaşması diye yorumlayabilirim. Çok iç içlerine girmek istemiyorum ama eğer o şey olmasaydı, tezat olmasaydı bugün belki de orayı yapmış, üç kümbetlerin etrafını hayata geçirmiş olabilecekti. Ama nasip olursa biz zaten o projeleri, yapılmış o projeleri alacağız. Değerlendireceğiz. Onlarla ilgili eğer düzeltmemiz gerekenler varsa, ki bizim orada gördüğümüz oradaki yatay mimaridir ve sizin dediğiniz mahalle kültürünü yansıtacak ve insanların tekrar o aile ilişkilerini oluşturacak, sanki sokaktaymış gibi oturacakları alanlar oluşturacağımız bir ve sadece parklar, ağaçlar değil, sosyal donat alanlarıyla, sağlık ocaklarıyla, okullarıyla, ibadethanesiyle, insan ve ortada ticari alanlarıyla insanlarımızın aynen o bizim yaşadığımız mahalle bakkalı, mahalle kültürüyle biz bunu hedeflemeye çalışıyoruz. Sadece orada mı? Hacı Cuma'nın orada. Belki orada da yine aynen böyle çok katlı yapmayacağız. Çok katlı yaparsanız bir sürü belediye para kazanır. Rant sağlarsınız. Ama burada şunu çok incelikle vurgulamak istiyorum. Yapılan kamulaştırmalarda gerçekten çok büyük sıkıntılar oluştu. Adamın 400 metrekare yeri varsa alındı, kendisine 10 metrekare yer bırakıldı. Bu 18'de sokuldu, mağdur edildi. Veya 3 katlı yerine işte ifade doğru yanlış, bunları çok tespit etmek ancak elimize geçtiği zaman görebilirim. Yarı fiyatı, daha az fiyatı verildi, onunla bir ev alamayacak duruma geldi. Siz çıkın, kiralarınızı biz vereceğiz denilmiş, kiraları ödenmiyor. Bir kere Allah canımıza sağlık verirse, ilk geldiğimizde şu kamulaştırmadan zarar gören insanların zararlarını gidereceğiz. Ve daha sonra yapacağımız kamulaştırmalarda, bakın, o mahalle kültürünü kaybetmesin, bağlı olduğu toprağın, bağlı olduğu mahallenin kültürünü kaybetmemesi için, hatıralarını, anılarını kaybetmemesi için projeyi yapacağız. Diyeceğiz ki bu projeye kendin, bizim projemiz doğrultusunda kendi şu evini yap.
Yapamıyorum, gücüm yetmiyor derse ama ben burada yaşamak istiyorum diyorsa projeyi ben yapıp ona o evini vereceğim ve onu o mahallesinden kurtarmayacağım, uzaklaştırmayacağım. O mahalle kültürünü, o dostlarını hep beraber devam ettirmelerini, dostluklarını devam ettirmelerini sağlamaya çalışacağım. Yani kentsel dönüşüm yaparken sosyolojik boyutuna hiç bakmadan yapıyoruz. Bu da üzücü. Efendim, tarihi doku baktığınızda Yakutiye bölgesine açık hava müzesi gibi. Evet. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan eserlerin olduğu bir açık hava müzesi gibi ama özellikle yaz turizmi anlamında çok fazla o bölge değerlendirilemiyor, turist çekmiyor ya tanıtımını çok iyi yapamıyoruz. Ya işte bugüne kadar etrafı kapalıydı, insanlar göremiyordu. Ne söylersiniz bu anlamda? Bizim yani bu Yakutiye'nin elbette turizm açısından çok önemli olduğunu, bir bölge olduğunu siz de ifade ettiniz. Bunu hepimiz de söylüyoruz. Çifte Minarel Medresesi'yle, Üç Gümbetleri'yle, Yakutiye'siyle, Cimcime Hatun Türbesi'yle, Rüstempaşa'yla, Lala Paşa'sıyla dışarıya doğru açılın. Çellalesi'yle, geriye dönün Öşfan Kilisesi'yle, geriye dönün bu taraflara doğru gelin yayla turizmiyle. Bugün Karadeniz'de bu yayla turizmini o kadar güzel hale getirmişler ki. Ama bizim buradaki en büyük eksikliğimiz, iletişim eksikliğidir. Ki Cumhuriyet dönemi yapıları da var. Elbette, elbette. Onların bir kongre binası. Ben her zaman diyorum, Erzurum hep ilklere imza atmış bir. İşte kendi 1918'de kurtuluşu için ayağa kalkmış bir şehir. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına ilk temellerin atıldığı bir şehir. Ve Yakutiye'dir. İşte kongre binamız. O çevredeki. Tarihi güzelliklerimiz var. Kış potansiyelimiz var. Turizm potansiyelimiz var. Hani hep klasik bir tabirdir. Unumuz var, şekerimiz var, kaşığımız var ama karıştıracak kimsemiz yok. Ben şunu söyleyeyim. Turist ne ister? Yani bunu çok iyi irdelemek lazım. Turist geldiği zaman, mesela kayağa geliyorsa sadece kayak kaymayı istemez. Akşamını da değerlendireceği alanlar isteyecek. Tabii. Siz o alanları, mekanları açmazsanız turist 3 gün kalıp sıkılır, çıkar gider. Diğer gezi ve seyahat turizmine gelenleri diyelim, izleme ve tarihi yerleri ziyaret etme turizmine gelenleri. Onlar geldiğinde sadece Çifte Minareli Medrese'yi gezdirdiğinizde onun istirahat edebileceği veya başka ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar açmamışsanız veya onun oralara ulaşımını sağlayacak ulaşım ihtiyaçlarını karşılamamışsanız bu size iyi bir turist geliri sağlamayacaktır. Bu konuda gerçekten iletişim, yayın, basın ki bunlarla ilgili kitaplar, kitapçıklar oluşturmayı, tanıtım broşürleri oluşturmayı ve gelmek isteyenleri getirip buralarda konaklandırmayı, konaklatmayı düşünüyoruz. Ve sadece bir Çifte Minareli Medresi değil, onun tarihiyle beraber yaylasına da çıkartmayı düşünüyoruz. Böylece sadece tarihi bir yeri gezmiş değil, yayla kültürüne de dahilmiş olacak. Kış turizmlerini yaptığınızda festival haline getireceğiz onları. Festivallerinin devamlılığını, ki bu büyük şehrin olduğu için bu konulara çok fazla girmiyorum ama biz de onların içinde olduğumuz için bu festivalleri beraber yapmaya çalışacağız. Yani turizm potansiyeli var ama değerlendiremediğimizin farkındayız. Bunu inşallah ki benim bir anlayış sistemim var. Bir Alper Emin olarak elbette çoğu şeyde fikrimiz vardır ama ben işin doğrusunu işin uzmanlarıyla oturup konuştuğunuzda ki bu STK'lar olur, bu işin uzmanları olur, bir araya getirirsiniz. Onlardan alacağınız o donelerle, verilerle üst çatınızda birleştirip güzel projelendirirseniz inanır mısınız? Çok güzel şeyler çıkar diye düşünüyorum. Evet, efendim Yakutiye bölgesine baktığımızda az gelişmiş alanlar yine ifade ettiğim gibi Şükrüpaşa, sanayi, bu bölge. Ben şehrin doğusu diyorum. Evet, şehrin doğusu. Buraları da hem işte bir kentsel dönüşüm yapılması lazım, hem yeni sosyal alanlar oluşturulması lazım, hem mesela şehrin içinde kalan bir sanayi sitesi var. Evet. Hem esnaf mutsuz bu durumdan, evet, çünkü artık ihtiyaca da cevap vermiyor o dükkanlar, evet, sıkışık. Neler söylersiniz bu şehrin doğusuyla ilgili? Sinan Bey, yani bunlar hepimizin içinde ve sizin de gayet açık ve güzel sorduğunuz soruların içerisinde yer alan hususlar. Yıllardır şehrin doğusu dediğimiz kısım ihmal edildi. Gerçi bu dünyada bir realitedir. Hep bütün
Gelişmişlik batıya, doğrudur. Ama bir Erzurumlu olarak meclis üyesi olduğum dönemlerde veya diş hekimler odası başkanı olduğum dönemlerde beyanatlarımda vesairede ne olur derdim. Şu doğuya doğru gelin yapalım. En basit bir şey ya. Ta yıllar öncesin şimdi için demiyorum. Üniversite minibüslerini Çaykara'dan başlatmak yerine Narumanlı Camii'nin oradan başlatın demiştim. İnsanlar orada apart evlerde oturacaklar. Yurtlar oralarda yapılacak. Kafeler oralarda yapılacak. Çocuklar orada bu şeyde binecek ve oradan üniversiteye kadar gidecek. Ama yaptıramadık. Oralar atıl kaldı. Bir ETÜ yapılırken o dönemde meclis üyesiydim ve o kadar mücadele ettim ki jeologlar, mühendisler dediler ki zaten zemin o kadar sulu bir zemin ki oralara yapılacak binalara yapılan masraflar da yıllar sonra, belli bir yıl sonra alttan suların kaynamasıyla zarar vermeye de başlayacak. Ama ne hikmetse onu getirin daha sağlam, daha zemini iyi ve rehabilite edilebilecek durumda olan mahalle başı kısmında eski ağır bakım kısmına yapalım dedik. Ama orada da dinletemedik. Eğer o üniversiteyi biz oraya kurmuş olsaydık, bugün etrafındaki alanlarda kamulaştırılmış olsaydı ve siz oraya gerçekten görsel olarak da, şehirsel olarak da büyük güzel yatırımlar yapmış olsaydınız, hem gençler orada rahatlıkla yaşayacaklardı, hem üniversite daha sağlam zemin üzerine oturacaktı ve böylece doğunun da kalkınmışlığı sağlanacaktı. Bakın, yine doğudaki yatırımlar anlamında diyorum. Bakın yine batıya doğru kayıyoruz. Hastaneleri bile, ben sağlıkçı olduğum için özellikle vurgulamak istiyorum burada. Bir büyük şehir hastanesi yapıyoruz ve bütün merkezdeki hastaneleri kapatarak oraya doğru yönlendiriyoruz şu anda. Hilalkent'te bölge eğitimin ve büyüklerin yapıldığı hastane arasındaki ulaşımı düşünün. Hilalkent'teki bir vatandaşım hastalandı, 112'ye aradı. Ambulans oraya yol açık dahi olsa gidip alıp tekrar oraya götürmesi en az bir yarım saat sürecektir. Bu yarım saat insan hayatında çok önemli. Bir de trafik varsa orada bu o zaman o insanın kurtarılır. Ben Sağlık Bakanı değilim. Belediye Başkanı olunca da Sağlık Bakanı olmayacağım. Ama demin dediğim ya yapılacak o şeylerde mesela 3 kümbetlerde 125 bin dönüm yer var orada. Yatay mimariyle ki gördüğüm projeden bahsediyorum. Bu benim değil şu anda. İkinci bir proje yapmak istemedim. Niye yapmak istemedim? Dedim ki onu alacağım. Gerekirse benim uzmanlarımla değerlendireceğiz. Ama onda bile gördüğüm bu 125 bin dönüm yerde yatay mimariye uygun evler arasında rekreasyon alanları ve sosyal donat alanları. Demin bahsettiğim gibi eğitimi, sağlığı vesaire. İşte dünya butik hastanelere doğru giderken biz şehir hastanelerine doğru gider. İhtisas hastanelerine gidiyor dünya daha çok. Evet, butik hastaneleri. Butik hastanelerde niye? Koordinasyon daha kolay, iletişim daha kolay. Hasta gittiği anda içeri girdiğinde nereye gideceğini bilebilecek. Ama şehir hastanelerinde böyle dolambaçlı yollar olur o şeyler. Ne derlerdi onlara? O içeride kaybolacak ve doktorunu bulana kadar da belki saatlerini kaybedecek. Yoğunluktan dolayı insanlar orada istediği hizmeti de alamayacaklar. Bu ne demektir? Alper ne düşünüyorsun o zaman? İşte Hilalkent tarafına, Şükrü Paşa tarafına gücüm yeterse, ben hastane yaparım demiyorum. Ama Sağlık Bakanlığı'yla, Sağlık Müdürlüğü'yle koordinasyonu olarak oraya bir butik hastane ben yapayım binasını derim. Binasını da ama o siz desteği verin derim. O şekilde insanlarımızın oraya kadar gitmesini engellenmiş ve acil bir durumda rahat edebileceği bir sağlık tesisine kavuşturulmasını sağlamış oluruz. Sadece bu mu? İşte iş alanlarıyla, dediğimiz gibi ibadethanesiyle ve o aile kültürünü yaşattığı yürüme yolları, onların içerisinde pimpon masaları, bilordo masaları, yani adam gelip sadece o rekreasyon alanına ağaçları seyretmek yerine, oturup kebabının mangalını yemek yerine, orada gelecek, ister yedikten sonra git pimponunu oynayacak. Böyle bir yeşil ve dikide dediğiniz gibi o tarihi yerlerin dokunun silüetini kaybetmeyecek. Onun görselliğini ortadan kaldırmayacak ki ben bugün açık söylüyorum siz de belki şey yapmıştınız. Şu anda orayı ne yaparım diye çok düşünüyorum. Kalenin şu anda önünde yapılmış evler.
Restore edildi. Erzurum evi denilen bu evler. Allah aşkına ben bir Erzurum olarak bunu hiç Erzurum evine benzetemedim. İçindeki yapış tarzı bile. Ben orijinal ev diye Safranbolu evlerini söylerim. Aslına uygun olarak restore edilmiş o evler gerçekten dokunun dışında bırakılmış. Yeni yerleşme alanlarının dışında gitmişsiniz. Herkes bilir bunu. Ve ben orada kaldığımda gerçekten eski bir Safranbolu evinde kaldığımı hissettim. Ama modernleştirilmiş. Neyle? İşte duşuyla, işte boyasıyla, şeyle. Ama tavanın ahşabına, dolabının ahşabına, merdivenin ahşabına bile dokunulmamış. Ben geçen bir yerde gördüm. Taş merdivenlerin üzerine ahşapla kapatmışlar. Böyle bir tarihi ev yapmak veya Erzurum evi yaptım demek. Şimdi oradan Cumhuriyet Caddesi'nden geçerken bakın, baktığınızda kalenin silüetini gene göremiyorsunuz. Biz o kaleyi niye açtık? Niye açtınız etrafını? O silüet görünsün diye. O daha güzel bir şekilde yapılamaz mıydı? İnanın onu böyle bizim Erzurum ve çevresinin mimarları, mühendisleri getireceğim bir araya toplayacağım. Ne olur buna bir çözüm üretelim. Eğer o bizim daha güzeli varsa inan masrafı gözüm görmeyecek. Onları da yıkıp o zaman daha güzel Erzurum evlerini oraya koydurup o hem görselliği hem de o hayata geçişi sağlamak istiyorum. Evet. Efendim süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Seçildiğiniz takdirde bugünden baktığınızda nasıl bir Yakutiye hayal ediyorsunuz? Düşlüyorsunuz. İşte az önce bahsettiğiniz mesela kalenin surlarının üzerine yapılan küçük küçük şeyler de var. Onlar orijinalinde yok ama sonradan eklendi. O da bana çok sempatik gelmiyor baktığım zaman ama nasıl bir Yakutiye hayal ediyor Alper Eminoğlu? 5 yılın sonunda seçilir ve 5 yıl sonra görevi bıraktığında nasıl bir Yakutiye bırakmayı hayal eder? Buyurun efendim. Birilerine göre nostalji, bana göre de gerçekten geçmişteki Erzurum'un bugünkünden çok daha iyi olduğunu anlatabilmek için bir küçük anekdot anlatmak istiyorum sizlere de. Ben gençken Cumhuriyet Caddesi'nde Çifte Minareli Medrese'nin önünde oturup çay içebileceğimiz alan vardı. Bu tarafa geldiğinizde bugün Menderes Otoparkı'nın yapıldığı ve o caddenin açıldığı alanda kadın doğum vardı kenarında ve onun önünde ağaçlı Lalapaşa ile arasında içinde de havuz ve kayık olan bir dinlenme alanı vardı ki ben o kayığa binmiş orada gezmiş bir insanım. Özel idarenin yaptığı yerde Emirgen Çay Bahçesi vardı. Arka tarafı kapalı, ön tarafı açık. Caddede yoruldunuz o yazın sıcağında terlediniz. Bir susuzluğunuzu, çaysızlığını gidereceğiniz, açık havada oturacağınız yer vardı. Karşısında tümenim vardı, orkide vardı. Aşağıya doğru indiğinizde Cumhuriyet İş Merkezi'nin orada vardı ve Cumhuriyet İş Merkezi ile Çaykara İş Merkezi'nin arasında Ömür Aile Çay Bahçesi vardı. O Ömür Aile Çay Bahçesi bugün benim çok özlemimdir. Niye özlemimdir? O dönem TRT sanatçıları akşamlar, o yaz akşamlarında sahne alırlardı. İnsanlarımız giderlerdi, oradaki semaver çaylarını orada içerken inanır mısın gümbür gümbür Erzurum türküleriyle mest olurlardı. Ben ilk defa tiyatroyu nerede seyrettim biliyor musun Sinan Bey? Kalenin etrafında Bekçi Murtaza açık alanda kurulmuş sahnede seyretmişimdir. O ovayı seyrederken kalenin yanında orada o açık havada o tiyatronun seyretmenin zevkini inan ben şu anda tarif edemiyorum. Ben bunu anlatınca diyorlar ki siz nostalji yaşıyorsunuz. Değil. Bunu, o günkü Erzurum sosyal hayat anlamında bugünkü Yakutiye'den çok daha iyiydi. Siz Cumhuriyet Caddesi'nde tur attığınızda sıkıştıp da veyahut da böyle çaysızlandığınızda çayınızı içeceğiniz açık bir mekan bulamazsınız. Kapalı mekanlara itilmek zorundasınız. Ha Alper Eminoğlu bundan sonra Ömür Aile Çay Bahçesi'ni geriye getirebilir misin? Hayır. Ama demin bahsettiğimiz üç kümbetlerde Hacı Cuma'da gerekirse Dağ Mahallesi'nde ve bundan sonra kamulaştırılacak alanlarda bu kültürümüzü, bu sosyal yapımızı da yaşatacak, oluşturacak inanır mısınız? Bu yerleri tekrar hayata geçirmeyi düşünüyorum. Herkesin birbirine düşman olmadan, kindar olmadan, birbirinin varlığını kıskanmadan,
ama birbirine destek olarak, birbirlerini severek, birbirlerini sayarak ve paylaşarak, ki Erzurumlu her zaman paylaşan bir insandır. Bir ekmeğini paylaşır. Kendisini karnını doyurmadan karşısındakinin karnını doyurmaya çalışır. Bu kadar mert bir insanımızın kültür yozlaşması sonucu nereye getirdiğimizin ben farkındayım. İnşallah diyorum bir Alper Eminoğlu olarak nasip olursa, ben saraylar vaat etmiyorum. Villalar, tillalar, tramvaylar, ha bunlar olacak. Ne zaman olacak? Erzurumlu esnafım iş yapacak, ticaret yapacak. Gençlerim iş sahibi olacak ki onlara girmeye belki zaman kalmayabilir. İşte yatırım yapacak iş adamların önü kesildi bu şehirde. Eğer ben belediye başkanı olursam onların önünü açacağım. Nedir onların sizden istediği? Bir belediye olarak altyapıyı yapın, yolunu, suyunu, elektriğini getirin. Ben oraya binamı yapacağım. En az 200, 300, 400 artık kapasitesine göre işçi çalıştıracak işletmeler yapacağım diye. Bir sürü insan var ama geriye gönderdik. Siz yeter ki yönlendirin. Siz yeter ki destek verin. Ama sana yer vermiyorum. 300-500 liralık bir arsa vermekten imtina edip de kaçırdığımız bir teşebbüsleri ben biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Yazık, günahtır. Tarımla ilgili, ticaretle de ilgili, zaten belki diğer arkadaşlarımızın da tarımla ilgili. Gerçekten ben şunu örnek veriyorum. Diyorum ki kusura bakmayın, bunu metri anlamda değil. Ben şu anda hem diş hekimi oluyorum, olarak çalışan bir insanım. Hem de hayvancılıkta küçük bir tavuk kümesi, çiftliğim var. O tavuklarla uğraşmak beni o kadar rahatlatıyor. Ve onlardan elde ettiğim yumurtaları bugün çocuklar pazarlıyorlar. Benim sözüm olsun dedim gençlere. Köydeki oturan gençlere. Onların da, çünkü ben bunu yapana kadar inan çoğu kobilere gittim, işletmelere gittim. Nereye gittiysem destek alamadım. Dedim ki oğluma gel biz bunu el birliğiyle yapalım. Kendi öz kaynaklarımla ben yaptım. Benim imkanım vardı çok şükür. Ama köydeki çocuk yapamıyor. Şehirdeki 2000 liralık asgari ücrete talim etmek istiyor. Niye? Ordunu yapamıyor. Dedim ona söz. Benim dediğim bu projeleri ben yapacağım. Önünüze koyacağım. İçinde hayvanda dolduracağım. Sana teslim edeceğim. Sen de bunları yavaş yavaş bana öderken ben de öbürünün hayvan ahırını yapacağım. Ki bizim kentsel dönüşüme gelecek köylerimiz de çok. Evet, mahalle statüsüne kavuşan ama şehrin içinde aynen sıkışmış. Aynen, Gez Mahallesi'nin evet. statüsünde olan veya Mumcu Mahallesi'nin statüsünde olan köylerimiz var. Ama görüntüler hiç aynı değil. Statüler hiç aynı değil. Ama şunu bir açıkla söylemem lazım ki işte doğusunda şu anda bile çamurdan geçemediğim yerler var. Ki o insanlara gerçekten üzüldüm ve onlara bir sözüm var. Allah canıma sağlık verse doğu tarafını yıkmak gerekirse yıkacağız. Kamulaştım ama kimseyi mağdur etmeden, kimseyi o toprağından koparmadan oraları tekrar Erzurum'un yaşanılabilir yerler haline getireceğiz. İnşallah. Evet efendim, toparlayacak olursanız önümüzde 31 Mart'ta sandık başına gidecek seçmen. Sandık başına gidecek seçmen Alper Eminoğlu'na niçin oy versin? Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Benim yıllarca eleştirdiğim bir sistem vardır. Yukarıdan emir buyuran ve yukarıdan karar verip projeyi yapıp getirip bunu uygulayan bir sistemdir. Hayatta hiç kabul etmediğim, tepeden emir veren ve onu uygulayan, sonra da tabanla taban arasında uçurum yaratan bu sistemlere karşıyım ben. Bir kere Alper Eminoğlu olarak buna inansınlar ki her gün, her zaman yanlarında olacağım. Kapım her zaman açık olacak. Ve onlara açık söylüyorum. Benim bulunduğum belediyede onlara git bugün, gel yarın diyen çıkarsa, almayan çıkarsa, bana şikayet etmezlerse vebali de onların boynuna, günahı da onların boynuna. İki, ben yerelden yönetimi çok beğenen ve yerelden talepleri alarak, ki ben bunu zaman zaman Diş Hekimler Odası Başkanı olarak STK'ların, sivil toplum örgütlerinin, ki burada da ziyaretlerimi yaptım ve onların hepsine şunu söyledim. Sizi oluşturacağım, meclis çatısı altına alacağım. Kimin? Sivil toplum örgütleri. Herkesten birer tane şey alacağım. Ve sizler bu şehir için fikir üreteceksiniz. Bana o fikirleri getirdiğinizde benim belediye meclisime de anlatacaksınız. Benim uzmanlarımla da bunu tartışacağız. Erzurum için ne yapılması gerekiyorsa onları beraber yapacağız. Eğer sizler davetime icap etmezseniz sizi üyelerinize şikayet edeceğim demişimdir. Mahalle meclisleri oluşturacağım dedim. Muhtar nazarlarının dışında.
köy mahalle dediğimiz veya mahalleden, köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizde muhtarın yanına en az aklı kesen 5-6 kişilik gruplar koyacağız. Onlar o köyün yapılması gereklerini, talep ettiklerini. Ben geçen gün hiç bilmediğim bir şey öğreniyorum. Adama gittim, dedi ki biz rehvanatla uğraşıyoruz. Kimse çoğu bilmiyor. Ama bak yerelden o fikri alınca, senin istediğin nedir? Vallahi dedi bana bir parça destek dedi. Ne desen 2 ton arpa. 2 ton arpa dediğinde 2000 lira 4000 lira paradır yani. Bundan sen mutlu olacaksan onu ben sana zaten sağlayacağım. İşte o yerelden gelen talepler, muhtarla böyle gelen talepler bizim uzmanlarımızla değerlendirilecek. Ve yerelden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu oluşacak projeler hem onları mutlu edecek hem de beni mutlu edecek. Böylece Alper Emiroğlu'na niye oy verecekler dediğimiz zaman Alper Emiroğlu şatafatı bitirecek, israfı bitirecek. İnanır mısınız? Bugünkü israf ve şatafatın önüne geçtiğimiz takdirde hiç başka bir yere paraya ihtiyacımız olmadan şu şehri alül ala hale getirebiliriz. Ve o israfı, şatafatı önlediğimiz zaman insanlarımıza iş imkanı sağlayacak fabrikalar yaptırabiliriz. Ki Alper Emiroğlu olarak gerekirse müteşebbislere yalvaracağım, ayaklarına kadar gideceğim, getirip burada yatırım yapmalarını sağlayacağım ve böylece gençlerimize iş imkanı bulmaya çalışacağız. Bir de okumuş gençlerimizin kendi alanlarında iş yeri açmaları gerekiyorsa onlara da iş yeri açabilecekleri imkanları ve destekleri sağlayacağız. Evet. Böylece herkesin gönlünü yapmaya çalışacağız. Evet. Sohbet güzel ilerliyor. Bir soru daha sormak istiyorum. Son evet. Söz dedim ama Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi arasında sürekli bir gerilim yaşandı. Bu Erzurum Büyükşehir statüsüne geçtiği günden beri böyle çok devam doğru. ediyor. Yani işte Muhyiddin Aksak'la Ersan Gemalmaz arasında bir sıkıntı. Ebu Bekir Gülakar'la Mahmut Uykus arasında. Ahmet Küçükler'le dönemin Fahrettin Atınç arasında. İşte bugün Mehmet Sekmen'le yine Ali Korkut arasında. Yani bu gerilim hep devam etti. Evet. Ve işin ilginç tarafı hep de aynı partiler olmasına rağmen bu gerilim hem Yakutiye'ye kaybettirdi belki hem Büyükşehir'e kaybettirdi ama bu bir adeta temayül, gelenek haline geldi. Şimdi bir seçime gidiyoruz. Yakutiye'den siz seçilirseniz, ola ki Büyükşehir'den başka bir partinin başka bir adayı seçildi. Uyum içinde çalışabilecek misiniz? Bu izleyicilerimizden de gelen sorular bu yönde. Bir de merkezi hükümet başka bir partiden ve bunun propagandası da yapılıyor. Yani belediye başkanıyla hükümet aynı partiden olursa daha fazla hizmet alınır şeklinde doğru. bir propaganda evet. da yapılıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Baştan itibaren cevaplandırmaya çalışayım. Aynı olaylar bir şehirde yaşadığım için ben de gözlemliyorum. Gerçekten çok haklısınız ve çok doğru bir tespit. Ben şu anda bu yapılan çalışmaların ve çatışmaların sonucunda zarar gören neresiydi? Erzurum'du. Belli bir yaşa gelmiş. Hem idari hem de siyasi tecrübeye sahip bir insan olarak. Ki Mahmut Bey'in de şu anda hem idari hem de siyasi anlamda tecrübeye eriştiği, o gençlik hızımızı kaybettiğimiz ama aklın öne çıktığı bir dönemde birbirimize bunu konuştuk. Biz şehir için var olanı, yapmamız gerekeni sen ben diye yapmayacağız. Büyük şehrin ve küçük şehrin, ilçenin problemidir demeyeceğiz. Ve o birlikteliği, biz tavanda birlikteliği sağlayamazsak, deminden beri anlatmaya çalıştığım toplumdaki birlikteliği nasıl sağlayacağız diye konuşmuşuz. Ve böyle bir şeye fırsat vermemek için elimizden geleni. Ne zaman veririz? Allah yani şaşırtmasın. Ben yolumu şaşırtırsam o bana karşı gelir. O yolunu şaşırtırsa ben ona karşı gelirim. O zaman ona bir şey diyemem. Ama bir Erzurum için, Erzurum'da yapılacaklar ki demin kısaca bahsettim. Ali Korkut Bey yaptığı yatay mimariyi karşı taraf dikey mimari olarak istediği zaman çatışma meydana geldi. Hep söyledik işte dikey mimari rantı getirecek, yatay mimari Erzurum'un özelliğini yaşatacak. Ben de Erzurum'un özelliğini yaşatacak bir projede destek görmesem ben de tartışabilirim. Ama bizim konuştuğumuz bunu tartışmayacağız. O şehrin hatta hep beraber el birliğiyle yaşatacağız. Eğer bir başkası olursa olur. Olursa Alper Emiroğlu'na yine bu tecrübemi konuşturacağım.
Onunla da Erzurum için diyaloğa gireceğim. Ama Erzurum'a yaptığı yanlışlar olursa sürekli ben Mahmut Bey için de söyledim. Öyle bir şaşırır da bir şey yaparsa ondan da aynı şeye gelirim. Ben Erzurum için yapmayacağım kavga yoktur. Gelelim bir diğer sorunuza. Eskişehir örneğini vereceğim burada size. Yılmaz Büyükerşen. 5. dönemdir bu şehir ve bugün Avrupa şehrine gitmiştir. Hepimiz gitmişizdir. Eskişehir'i biliriz. Ben eski halini de bilirim. Yıllar önceki halini de bilirim. Bugünkü. Ve hükümetlerden destek diye bir şey yok. Ama bakın bugün 2014'te çıkan Büyükşehir Belediyeler Yasası'yla köy hizmetlerini, il özel idarelerin bütün bütçeleri oraya aktarıldı. Şu anda belediyeler, şimdi merkezi idare, efendim ben AK Partili belediyelere veriyorum da sana vermiyorum diyebilecek mi? O zaman dairelerde de AK Partili memurlara ücret versin, AK Partili olmayan memurlara da ücret vermesin. En güzel örneği Eskişehir'dir. Bunun için ben o konuda hiçbir problem yaşamayacağımı ki ben demin bahsettiğimiz Orhan Şerifsoy'un o dönem başbakan olan rahmetli Süleyman Demirel'e giderek oradan destek ve para alarak geldi. Siz icraatınızı dürüst yaparsanız, gerçekten şehir için yaparsanız ben AK Parti yönetiminde bizlere destek vermeyeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü ben her zaman ne diyorum? Seçilmiş benim de hükümetimdir. Eğer ben de seçilmişsem onun belediye başkanı olarak görülmemi arzu ederim ve bunu nereye kadar yaparım? Şehrimin insanının menfaatlerinin çatıştığı noktaya kadar. Eğer oraya bir halel gelirse ben yukarıda çatışırım. Evet. Neticede belediyelerde yasayla çizilmiş. Evet. Yasayla yönetilen. Kurumsallaşmış. Kurumsallaşmış yapılar. Efendim çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Sahadan aldık ayağınızın tozuyla yayınımıza katıldınız. Çok bu yoğun gündeminizi. Ben bütün izleyicilerime saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah 31 Mart'ta ben hep söylüyorum bu memleket için hayırlı olacak kişilere oylarını versinler. Elbette ki en başta kendim için de istiyorum. Allah hepimizi yar ve yardımcısı olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet sevgili izleyiciler, stüdyo konuğumuz İyi Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Sayın Alper Eminoğlu'ydu. Alper Eminoğlu samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Eski Erzurum'u, Erzurum'un sosyolojik yapısını yeniden inşa etme adına projeler gerçekleştireceğiz dedi. Benim öyle afilli proje görsellerim falan yok. Ben STK'larla, o şehrin insanıyla bir araya geleceğim. Onlar ne istiyorsa, nasıl istiyorsa istişare ederek bunlara karar vereceğim dedi. Biz sizler için adayları karşınıza çıkarmaya devam ediyoruz efendim. Devam edeceğiz de 31'ine kadar, seçim yasakları başlayana kadar. Hepsini dinleyin. Sizin için size en yakın gelen, projeleriyle sizi en çok etkileyen kimse efendim muhakkak sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın diyorum. Yeniden görüşünceye dek ben hepinize mutlu günler, umutlu yarınlar diliyorum.